Bizim kızı sevmişler. Bizim kızın yaptığı karakterlerle bütünleşmişler. Bazen gül fidan oldum. Bilezik olmayan bileziklerimi şıkırdattım. Bazen yazmamı hediye etti. Kahve içerken kaynanasının ne kadar bilezik aldığını, almadığını, kocasının işte onunla gezip tozmadığını konuşmak istemiyor. Ben duramıyorum yani artık da. Durmak da istemiyorum. Kavga kaldım iyi bir süre sonra. Buranın havasından, suyundan, yemeğinden, özünden o kadar memnunum ki. Ben de orduluyum yani. Bırakın da seveyim. Herkese merhabalar. Tam bir yıldır bu atmosferi bekliyoruz Ordu Yorum'la birlikte. Ama çok güzel bir kavuşma oldu bugün. Ne yapacağız biliyor musunuz? Atmış olduğunuz bizim kız hakkında soruları cevaplayacağım. Evet, uzun zamandır DM kutusundan, sosyal medyanın diğer mecralarından çok fazla soru alıyorum. Hepsine yetişemiyorum. Yetişmek gibi bir lüksüm olsaydı zaten bu işi yapamazdım diyorum. Cevaplamaya başlayacağım. Hadi bakalım. İlk sorumuz Selin sormuş. Nuşen ve bizim kız arasında nasıl bir geçiş yapabiliyorsun? Aslında ilk başlarda sadece Nuşen'di. Bizim kız olmak gibi bir derdim yoktu. Çünkü üniversiteden mezun olmuş Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden. Kitaplarını yazmış. Yerel bir kanalda televizyon programcılığı yapmış. Nuşen Karayamız profili vardı. Sonrasında fındık bahçesinde anamın taklidini yaptım. Akşamına yatmıyorlar, zabanan kalmıyorlar. Ellerinde bir telefon dıt 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 ne anlıyorlar ben bilmiyorum bu işte dedim. Aynı onun gibi. Bir anda güzel bir ivme yakalayınca Nuşen Karayamız'dan bizim kıza da geçiş süreci başladı. İnsanlar Nuşen'den çok bizim kızı sevmeye başladılar. Çünkü insanların tek korkusu benden o özünü kaybetmeme duygusuydu. Makyaj da yapsam, kıyafetimi de değiştirsem bunu hep korumaya çalıştım. O yüzden benim için aslında zor olmadı. İlk başlarda çok zordu. Bizim kızla Nuşen arasında ince bir çizgi var. O ince çizgiyi de nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım kaydırmadığımı çok da güzel bir şekilde devam ettirdiğimi düşünüyorum. Bence alkış. Geçelim ikinci sorumuza. Kardelen Dursunlar demiş ki bu hayatta nelerden vazgeçmemeliyiz? Ben ailemden vazgeçmedim. Hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Öyle 3 günlük bir hayal değil. Üniversite okumayı çok istedim. Çünkü imkansızlığın içine doğan bir çocuk olduğum için. O zamanlardan beri kendime inandığım için dedim ki Nuşen arkana bakma. Bir süre sonra dedim başaran sen olacaksın. Yapamaz cümlesi söylüyorlar ya insanlara. Anam kadındır okuyamaz dediler mesela. Hayır. Köyden çıktı. Deresi yok, yolu yok. Arkasından destekleyen yok. Ama helal olsun tek başına bunu yaptı diyecekler dedim. Bu da gerçekleşti. Ama tabii ki 31 yılın sonunda. Evet. Bekir Ay, hedefinde neler var? İnsanın hedefi bitmez, güzel şeyler var. Kitap yazıyorum, onu yurt dışında da fuarlara gidebilmek. Mesela kendi filmimizi yapmak istiyorum. Özümüzden kopmadan, bizim Anadolu'dan hikayeyle birlikte. Ve yakın bir zamanda kalbime düşen bir istek, Umre'ye gitmek istiyorum. Kısa vadeli hedeflerim, hayallerim bunlar diyorum ve teşekkür ediyorum. Başına gelen en kötü olay nedir? Erdem. En kötü demeyeyim de üniversiteye 20 lirayla gitmem benim için zor bir dönemdi. İlk kazandığım üniversite Kırşehir Ahya Evran Üniversitesi'ydi ve rahatsızlığım dolayısıyla devam edememiştim oraya. İkinci kez Anadolu Üniversitesi'ni kazandığımda aileme söyleyemedim. Çünkü bir yarım bırakılış vardı ve artık etrafımda şey diyorlardı aileme. Zaten zar zor gitmişim ilk üniversiteye. Bu sefer de giderse yine yarım bırak. Zaten sülaleden öyle okuyan, ileri giden falan olmadığı için hep bir ön yargı vardı. Diyorlardı ki gönderme Cemile. Annemin kulağına öyle giriyorlardı ve onlar öyle dedikçe daha çok kamçılanıyordum işin açıkçası. Ailemin okumamı çok istemesine rağmen destek olamayız, okuluna gelemeyiz, hasta olursan yanında duramayız gibi endişeleri vardı. Başıma gelen kötü olayı şuraya çekmek istiyorum. O elektrik faturası için ayrılan 20 lirayı alıp Eskişehir yolunu tutuşum benim için çok zor bir dönemdi. Kötü olarak algılamıyorum ama 18-19 yaşlarındaki bir kız çocuğu için gerçekten zor bir dönemdi. Ben başardığımı düşünüyorum. O dönemlerden de birçok şey aldığımı düşünüyorum. Nilgün Hanım sormuş bunu. Ünlü olduğunuzu ilk fark ettiğinizde neler hissettiniz? Hayatınızda iyi ya da kötü bir değişim oldu mu demiş. Şöyle, ünlü sıfatını ben hala da üstüme giydirmek istemiyorum. İnsanların sevgisi bana çok iyi geliyor. Onu fark ettim. Mesela bugün çok kötü uyandım. Bir tane mesaj
uyanıyorum. Diyor ki bizim kız seni özledik. Neredesin? Fındık bahçesinde çektiğim video bir anda milyonlara ulaşınca ben bir ne oluyor dedim. İlk hissettiğim şey korkuydu. Çünkü gördüğüm herkes belli bir aşamaya geldikten sonra sanki doğallığı gidiyor. Çevre değiştiriyor algısı vardı bende. Allah'ım dedim beni değiştirme. Ama o korkuyu biraz arka plana bastırıp çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Hayatımda iyi kötü değişime gelince çevrem arttıkça işlerim biraz daha yolunda gitmeye başladı. Mesela kitap yazarken kitap fuarlarına gitmek için çok insana dil dökerdim. Artık ben insanlara ulaşmak yerine fuarı düzenleyenler, işte büyük etkinlik yapanlar, onların bana ulaştığında ve evet ben güzel bir şey yapmışım dedim. Kötü bir değişim olmadı. Tam tersine hep iyi olmaya başladı. Hep iyi, hep iyi. Bundan sonrası için de iyi olarak devam edelim. Hepimiz için öyle olsun. Galatasaray sormuş bunu kullanıcı. Öğrenciyken pes ettiği en zor anısı. Pes etmedim de zor anım şöyle oldu. Hani 20 lirayla gittin ama okumak için hocaların kitaplarını almak bayağı bir maddi imkan gerektiriyordu. Ve bunun için işe girmem gerekti. Akşamları bir restoranda garsonluk yapmaya başladım. Deneceğim dediler. Bir hafta deneme süresi falan. Ben daha ilk gün düşün yani girer girmez servis yaparken lak bütün tepsiyi yere devirdim. Ve ben başka bir arkadaşımın yerine işe başlamıştım. Arkadaşım demişti ki kesin bu akşamdan sonra daha gitmezsin. Ama sağ olsun beni kovmamışlardı. Oradan da şansım devam etmişti. Diğer soruya gelelim. Ünlü olunca demiş Kübra, yaşadığınız en ilginç olay. Az önceki soruya benziyor bu ya. En ilginç olay. Olay demeyeyim de olaylar diyelim. İnsanlar benim köyde izliyorlar ya, seviyorlar ya artık. İşte başı yazmalı. Normal annemin bazen elbiselerini, yeleklerini falan giyiyorum. Ayağımda kara lastik falan. Mesela diyelim bir hafta önce köyde şey dökmüşüm. İnek kemresi, hayvan gübresi. Merkeze geliyorum şimdi. Normal arkadaşlarla böyle geziyorum. Pat arkamdan vuruyor bir tanesi. Kız Gülfidem, ne ettin bilezikleri? Daha dün inek kemresi döküyordun ya. Ana başında yazmayı niye ara çıkarttı falan diye beni oradaki karakter gibi seviyorlar. İlk buna alışmam zor oldu. Buna Gülfiden gibi cevap vermezsem bu sefer o kırılacak. Şey gibi düşünün bunu. Mesela Adile Naşit'i ben sokakta gördüğümde bana bir kuzucuklarım desin isterdim. Acaba dedim sonra insanlar da benden bu sevgiyi mi bekliyor acaba? Ya da orada izlediği o samimiyeti görmek istiyorlar. O yüzden onu kırmamak için bazen Gülfiden oldum. Bilezik olmayan bileziklerimi şıkırdattım sokak ortasında. Bazen yazmamı hediye ettim. Bizim kızı sevmişler. Bizim kızın yaptığı karakterlerle bütünleşmişler. O bana ilginç gelse de bir taraftan da gurur verici bir olay haline gelmeye başladı. Dedik ve diğer sorumuz. Nursen Ergin. Kırmızı çizgilerin var mıdır? Varsa nelerdir Nurşenciğim demiş. Bayağı da samimi sormuş bunu Nurşenciğim. Şimdi ya ben işkolik bir insanım aslında. Tertipli, düzenli çalışmayı seviyorum ve ertelemeyi hiç sevmiyorum. Bugün bana bir şey söz verdiysen yapacaksın abi. Yapmıyorsan kuvvetli bir sebebin olması lazım. Mesela diyelim biriyle tartıştım bugün bir ortamda. O tartışmayı tatlıya bağlayana kadar canım çıkıyor. İlla onu böyle güzele temize çevireceğim. Yoksa o an uyku uyuyamıyorum. Öyle de bir huyum var. Önceden herkesi kucaklardım. Öyle söyleyeyim. Ben bir radyoyum. İşte konuştuğum, yaptığım eylemlerde şarkılarım diyordum. Şarkılar herkese hitap etsin. Ama etmeyebilir. Karşımdaki insan belki bugün kötü uyandı. Ben onu değiştiremem ki. Ya da ne bileyim ben benim gibi güzel bakmıyor hayata. O yüzden dedim ki sen önce kendini sev. Herkesi hayatıma almaktansa belirli başlı insanlar alarak daha refah bir hayat yaşamaya başladım. Evet, kırmızı çizgilerim bunlar. Beni hep şey zannediyorlar, belli bir aşamaya geldikten sonra işte bu da değişti. Aslında çok önceden de vardı, şimdi daha ağır. Çünkü etrafım kalabalıklaştıkça insan seçmem gerekiyor. Bana iyi gelmeli, bana bir şeyler katabilmeli, hayallerime ortak olabilmeli. Sadece videolarındaki karakterlerden konuşmak istemiyorum ben. Eltisini, görümcesini konuşmak istemiyorum. Veya kahve içerken kaynanasının ne kadar bilezik aldığını, almadığını, kocasının işte onunla gezip tozmadığını konuşmak istemiyorum. Bana bir şeyler katsın istiyorum. Bu tarz eylemlerde bulunmayan hiç kimseyle de muhabbet kurmak istemiyorum. En ince çizgilerim son zamanlarda bunlar olmaya başladı. Herhalde 30'undan sonra bir ayma geldi bilmiyorum. Yani eksiklerimi de biliyorum. Karşımdaki insanlardan da onu bekliyorum. Onların olmadığı yerde de ben duramayayım yani artık da. Durmak da istemiyorum. Kafam kaldırmayayım bir süre sonra. Şeyma demiş ki yaklaşık 4 milyon kitleye ulaşmana rağmen hala nasıl bu kadar doğal kalabiliyorsun demiş. Aa çok beğendim bu soruyu. Çocukluktan gelen özü bozmamakla alakalı, yaşadığım çevreyle de alakalı, ailemle de çok alakası var. Ben her şeye rağmen orduluyum diyorum. Bu da benim yaşam tarzım. Doğal olayım diye çabalamıyorum işin açıkçası. O an neysem öyle yaşıyorum. Önemli olan da zaten onu kaybetmemek. Onu kaybettikten sonra bir sürü kitlen olsa ne olacak? Hiç. Bir süre sonra her şey tam tersine döndü ne yapacak? O zaman ne kalacak sana? Hiçbir şey. Yasemin demiş ki bütün aileniz yanınızda ama abiniz artık videolarınızda yok. Bir nedeni var mı?
bu videoyu çekerken yengem doğumda. Bir an önce sohbetimizi bitirelim ve abimin yanına gitmek için yerimde zor duruyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında kötü bir sebebi yok. Sadece onların üzerine çok gittikleri bir dönem oldu. Özellikle yengem hamilelik sürecini yaşamaya başladıktan sonra. Çünkü 11 yıldır bebek hayali kuruyorlar ve bu süreci de böyle sürpriz bir şekilde haber alınca sosyal medyada iyi yazanlar kadar kötü yazanlar da var. İyi yaşayanlar kadar kötü yaşayanlar da var. Bu kötülerden bir tık böyle geri durabilmek için koruma amaçlı hepimizin almış olduğu karar idi. Gerçekleştirmek istediğim ve henüz yapmadığım bir hayalim var mı demiş Esma. Evet, gerçekleştirmek istediğim yurt dışına gitmek, kitaplarımı oralarda tanıtmak ve filmimi yapmak. Bir hayalim daha var, onu söylemeyeyim. Hayvanlarımın falan böyle bol bereket içinde olduğu güzel bir şey düşünüyorum. Aslında spoiler verdim birazcık. Umre'ye gitmek istiyorum. Bunları gerçekleştirdiğimde gerçekten çok mutlu olacağım. İnsanların da mutlu olacağını düşünüyorum. Orada yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Yasemin, sahilinde gezmek. Teleferiğe binip de oradan Boztepe'ye çıkmak. Orada insanlara karışmak. En sevdiğim şeyler arasında. Zeynep Balcı demiş ki, bir işi sürdürülebilir kılmak için ne gibi projeleri, planları var? İstikrarlı olmaya çalışıyorum. Herkes bana şunu soruyor. Sosyal medya fenomenliği bittiği zaman. Çat, bu iş bitti. Her şey kapatıldı. Ne yapacaksın o zaman? Benim zaten sınıf öğretmenliği okudum. Bir altın bileziğim var annemin deyimiyle. Ama sosyal medyada sadık oluşun, güven duyuşun, istikrarlı oluşun seni dünyanın öbür ucuna kadar götürür. Ben kendimde de o potansiyeli görüyorum. Allah da bozmasın diyorum. Sevilay demiş ki, ordulu olmak nasıl bir duygu? Karadenizli olmaktan başlı başına ben gurur duyuyorum. Buranın havasından, suyundan, yemeğinden, özünden o kadar memnunum ki. Yeşillik hastasıyım, deniz hastasıyım, köy hastasıyım. O eskiyen, eskimeye yüz tutmuş kelimelerimiz, özümüz, şivemiz, ağzımız, işte onları ayaklandırmanın hastasıyım. Ben de orduluyum yani. Bırakın da seveyim. Büşra, sizin yolunuzdan gelmek isteyenlere tavsiye nelerdir? O son soruyu o kadar güzel şey yapmışım, ayarlamışım ki bu kadar olmazdı. Öncelikle arkamdan demeyeyim de tavsiye verebilecek olursam nacizane, okullarını okusunlar, anne ve babalarını dinlesinler. Ben öyle sosyal medyada bir iş yapacağım diye tabii ki başlamadım. Allah bir yol çizdi sadece, hiç ummadığım bir anda. O da çok güzel bir şekilde istikrarla, pes etmeden, yorulmadan, şikayet etmeden devam ettiğim için böyle 4 milyon kadar kitleye ulaştı. Tavsiyem, pes etmesinler. Efendim, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok güzel sorulardı. Ordu Yorum'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili menajerime teşekkür ediyorum. Ve soruyu soran hepinize. Bir sürü soru vardı da biz birkaç soruya cevap verebildik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.